Çanakkale Kara Savaşları'nın ilk bölümü bitmişti. Araburnu muharebelerinde aldığı inisiyatif ile Osmanlı ordusunu gafil avlayacak düşmanı püskürtüp cephede ününe ün katan Mustafa Kemal, bu videoda inceleyeceğimiz Anafartalar Muharebesi'yle de ününü tüm Anadolu'ya duyuracak, hatta Anzak askerlerinin günlüklerine dahi girecekti. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk taarruz başarısız olunca İngilizler ikinci taarruz planını yapmaya başlamıştı. Komutanlar çeşitli öngörülerde bulunuyor, bölgeye hakim olan Mustafa Kemal ise ısrarla bir nokta üzerinde duruyordu ve üstlerine bunu rapor ediyordu. Ona göre düşman Arıburnu'nun kuzeyinden ve Sulva koyundan gelecekti. Bu öngörüsünü 1 Haziran'da Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım'a, 3 Haziran'da Kuzey Grubu Komutanlığından Esat Paşa'ya, 9 Haziran'da ise telefonla Yarbay Kazım'ı arayarak Liman Paşa'ya söyledi. Kolordu Komutanı ve Esat Paşa Mustafa Kemal'le birlikte Mustafa Kemal'i ikna etmek üzere ilgili bölgeye gitti. Gelin bu anları Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyelim. Hep birlikte Düztepe'ye çıktık. Buradan Sazlıdere ve bunun kuzey ve güneyindeki arazi ve daha ileride deniz sahili ve kuzeye doğru Suğla Limanı. Orada biten Tüzova içinde Tuzla Gölü ve oradan doğuya doğru yükselen tepeler ve en yüksekte Koca Çimen Tepesi bir panorama halinde görülüyordu. Bu manzara karşısında Kolordu Kurmay Başkanı, "Bu arazide ancak çeteler yürüyebilir," dedi. Kolordu Komutanı bana hitaben dedi ki, "Düşman nereden gelecek?" Elimle Arıburnu tarafını ve Suğla'ya kadar bütün sahili göstererek buradan dedim. Peki farz edelim ki oralardan gelsin. Nereden hareket edecek? Tekrar elimle Arıburnu tarafından başlayarak Koca Çimen Tepesi'ne doğru bir yarım daire işaret ettim. Buradan hareket edecek dedim. Kolordu komutanı gülerek omzumu okşadı ve "Merak etme beyefendi, gelemezler," dedi. Oysa Mustafa Kemal'in öngörüsünün çok yerinde olduğu çok geçmeden anlaşılacaktı. General Hamilton, kanlı sırt mevkiinde aldatıcı bir çıkartma yapacak ve Türk birliklerinin dikkatini buraya çekecekti. Daha sonra karanlıktan faydalanıp Anzak birliklerini Mustafa Kemal'in daha önce çıkartma buradan olacak dediği Sulva koyundan yapıp Karakol Tepe, Aslan Tepe, Kavak Tepe ve Tekke Tepe'yi alıp Türk birliklerinin olduğu Conk Bayırı ve çevresini ele geçirip Türkleri iki taraftan kuşatıp esir alacaklardı. Aldatıcı taarruz top atışlarıyla başladı. Her iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Mustafa Kemal'in de içinde olduğu komutanlar ilk savunma hattını oluşturmuştu. Çıkartma püskürtüldü fakat binlerce şehit verildi. Ama asıl oyun şimdi başlıyordu. Sulva koyundan gece asker çıkartan İngilizler ve Anzaklar 25 bin kişiyle taarruza hazırdı ve onları karşılayacak asker sayısı yalnızca 3 bin dolaylarındaydı. İlk olarak Softa Tepe İngilizler tarafından ele geçirildi fakat çok sayıda asker kaybetmişlerdi. Askerlerimiz sayısı az olmasına rağmen komutanların başarılı savunması ile İngilizleri hızlı hareket ettirmemiş ve zayiat vermişlerdi. İngilizler daha sonra Mestan Tepe ve Süleci'yi ele geçirip durdu. Aslında General Hamilton dur emri vermemişti. Fakat askerler yorulmuş, su ve yemek ihtiyacı baş göstermişti. Bu sırada taarruz Liman Paşa'ya iletildi. Mustafa Kemal durumun ciddiyetini rapor etti. Liman Paşa çevredeki alayların Anafartalara gitmesini emretti. Anafartalar grup komutanlığı adı altında bir savunma birliği kurmuş, başına da Saros grubu komutanı Albay Ahmet Fevzi Bey getirmişti. 7 Ağustos'ta hareket emri verip 8 Ağustos'ta taarruza geçmesini emretmişti. 8 Ağustos sabahı atla Anafartalar istikametine yola çıkan Liman Paşa'ya taarruzu göremeyince sebebini sordu ve birliklerin hepsinin henüz gelmediğini öğrenir. Daha sonra taarruzu güneş batımına erteler. Artık akşam olmuştur. Fakat taarruz hala gerçekleşmemiştir. Albay Fevzi inisiyatif alarak akşam yapılacak taarruzu sabaha ertelemişti. Çünkü asker uzun yol gelmiş, yorgun düşmüştü. Olası bir taarruz hezimete yol açabilir görüşü ağır basmıştı. Durumdan habersiz olan Liman Paşa, asker yorgun cevabını alınca sinirden deliye dönüp derhal Ahmet Fevzi Bey'i görevden aldı. Sonrasını gelin Liman Paşa'dan dinleyelim. Bu sebeple daha o akşam Anafarta mıntıkasında toplanan bütün birliklerin komutasını Arıburnu cephesinin kuzeyindeki 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey'e verdi. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta kazanmış olan Mustafa Kemal Bey, sorumluluk almasını seven görevine bağlı bir komutan karakterine sahipti. Kendisi 25 Nisan sabahı 19. Tümen ile kendi kararıyla muharebeye müdahale ederek düşmanı sahile kadar sürmüş ve bundan sonra 3 ay durmaksızın kırılmaz bir dirençle şiddetli taarruzlara başarıyla karşı koymuştu. Kararlılık ve çalışkanlığına tamamen güvenebilirdim. Albay Fevzi Bey görevden alındığı haberinden sonra 9 Ağustos sabahı eşyalarını toplayıp İstanbul'a gitti. Haklı olduğuna emindi. Bir hafta sonra emeklilik yazısı eline ulaştı. Enver Paşa'ya durumu iletti.
3 ay sonra yurt dışında kendisine yeni bir görev verildi. Orduya geri dönmüştü. Şimdi Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesiyle yaşanan süreçleri inceleyelim. Nihayet 5. Ordu Komutanlığı Karargahı Kurmay Başkanı Kazım İnanç telefon ile Albay Mustafa Kemal'e ulaşmıştı. Ordu komutanının kendisinden genel durumu nasıl gördüğüyle ilgili bir rapor vermesini istemişti. Mustafa Kemal Paşa tüm birliklerin bir kişide toplanması gerektiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa'ya bu birlikler size çok gelmez mi diye soruldu. Kemal Paşa'nın cevabı netti. Az gelir. Evet, Mustafa Kemal Anafartlar grubu komutanı olmuştu. Konuyla ilgili şöyle diyecekti. Böyle bir sorumluluğu yerine getirmek basit bir iş değildir. Fakat ben vatanım mahvolduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için kemali iftiharla bu sorumluluğu üstüme aldım. Ve hemen saatlerce uzakta bulunan Çamlık Tekke Karargahı'na atla hareket ettim. O gün Mustafa Kemal'in yaveri şehit olmuştu. Kendi de sıtma hastalığıyla boğuşuyordu. Mustafa Kemal karargaha vardığında vakitler gece yarısıydı. Hemen komutanları çağırıp son durumlarını sordu. Saatler sonra taarruz başlayacaktı. Sorumluluğu çok büyüktü. Çadırına girdi. Geceyi uykusuz geçirmişti. Sabah hem İngilizler hem Türkler taarruza geçti. İngilizler dinlenmeyip dün taarruza geçselerdi, karşılarında hiçbir kuvvet olmayacaktı. Fakat şans Türklerden yanaydı. Türk birlikleri Sülecik, Yusufçuk Tepe ve İsmailoğlu Tepe'nin kesin hakimi oldu. İngiliz ve Anzaklar nereden taarruza geçse Türk birlikleri karşılarında beton gibi duruyordu. İngilizler şuursuzca geri çekilmeye başladı. Mustafa Kemal askerlere ilerledikleri en uç mevkide savunmaya geçme emri verdi. Taarruzun hırsıyla birlikler kıyıdaki İngilizlere karşı mağlup olabilirlerdi. Mustafa Kemal akıllıca bir strateji uygulamıştı. Şimdi savaş yeniden başlıyordu. Anzaklar Türklerin iki katı askeriyle Jonk Bayırı etrafını sarmıştı. Anafartlarda hakimiyet Türklere geçmişti. Fakat Jonk Bayırı'nda durum çok kritikti. Düşman hem sayıca üstün hem de denizden gelen topçu atışları ile güvendeydi. Jonk Bayırı'nın düşmesi demek kesin mağlubiyet demekti. Mustafa Kemal kararını vermişti. 10 Ağustos sabahı düşmana saldırılacaktı. Komuta kademesiyle arasında anlaşmazlık çıktı. Mustafa Kemal tekrar kesin kararını bildirdi. Düşmana 10 Ağustos sabahı saldırılacak. Sayıca üstün olan düşman yavaş davranılırsa günden güne Jonk Bayırı'nı ele geçirebilirdi. Düşmana saldırıyı hissettirmemek gerekirdi. Çünkü olası bir top atışı bütün birlikleri imha edebilir ve savaş başlamadan bitebilirdi. Mustafa Kemal hatıralarında Jonk Bayırı taarruzunu nasıl başlattığını şöyle anlatacaktı. Gün doğmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek askeri görüyordum. Oradan hücumun yapılmasını bekleyecektim. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım, 4:30'a geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade, mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerlerim üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlığından şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum, tümen kumandanına rastladım. O da ve her ikimizin refakatimizde bulunanlar beraber olduğu halde hücum safının önüne geçtik. Gayet kısa ve seri bir teftiş yaptım. Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, ''Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacınla işareti verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Kumandan ve subaylara da işaretimle askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücuma işaretini verdim. Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, bakışlarını, kalplerini verilecek işarete yöneltmiş bulunuyorlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları, ellerinde subaylarımız kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde gökyüzüne yükselen bir sesten başka bir şey işitilmiyordu. Allah, Allah, Allah. Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza, kahramanca mücadele sonunda ilk hatta bulunan düşman tümüyle imha edildi. Tam o esnada bir ulusun geleceğini belirleyen bir olay vuku buldu. Ne yapacağını şaşırmış olan düşman, karadan ve denizden toplar ile Jonk Bayırı'nı dövüyordu. Gökten şrapnel ve demir parçaları yağıyordu. Savaşın seyrini yerinde takip eden Mustafa Kemal'in göğsüne bir şrapnel parçası isabet etti. Sendeledi.
yanındaki yaverine sus dedi. Cebindeki saat parçalanmış, saate çarpan şarapner vücuduna kan lekesi bırakmıştı. Harekatı takip etmeye devam etti. Zaferi gözleriyle görüyordu. Anzaklar da İngilizler de şuursuzca geri çekiliyorlardı. Ağustos'ta Anafartlar hücumunu yenileyen İngilizler yine başarılı olamayınca neredeyse tüm komuta kademesini değiştirdi. Yeniden hazırlıklar yapıldı. Son ihtiyat tümenlerini de karaya çıkartan İngilizler 21 Ağustos'ta son kez şansını denemek üzere harekete geçti. Küçük Anafartlar'ın batısında Yusufçuk Tepesi, İsmailoğlu Tepesi ve Azmak ile Kayacık Ağlı arasındaki sahaya yapılan bu taarruzda Anafartlar grubu komutanı Albay Mustafa Kemal tarafından sevk ve idare edilen Türk birliklerince etkisiz hale getirildi. Bu muharebe katılan asker sayısı bakımından Çanakkale Savaşı'nın en büyük muharebesi kabul edilmektedir. Sonuç İngilizler için yine hüsran olmuştu. İlerleyen aylarda Enver Paşa Çanakkale'ye gelmiş, tüm birliklere gezmiş, tüm komuta kademesini tebrik etmişti. Fakat hasta olmasına rağmen Anafartlar zaferinin mimarı Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etmemişti. Mustafa Kemal bu durumu onuruna yediremedi ve istifa dilekçesini sundu. İngilizlere göre de Çanakkale Kara Savaşları'nın en önemli olayı Anafartlar'dı. Anafartlar'da kesin zafer Türklerin olmuştu. İstifa sonrası Liman Paşa derhal Enver Paşa'ya mektup yazdı. Mustafa Kemal'in savaşta oynadığı rolü üstün başarılarına iletti ve kesinlikle istifasının reddedilmesini istedi. Son olarak Enver Paşa'ya Mustafa Kemal için mektup yazma teklifinde bulundu. Enver Paşa Mustafa Kemal'e hastalığı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Orduların başında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı olmasını dileyip ileride görüşeceklerini belirtti. Mustafa Kemal teşekkür edip yakın zamanda gerçekleşecek olaylar için devlete daha iyi hizmet etmek için kendilerinin emir beklediğini, bu emirden emin olduğunu vurguladı. Peki yakın zamanda gerçekleşecek bu olay neydi? İngilizlerin çekilmesiydi elbet. İngilizler artık limanı terk edeceklerdi. Mustafa Kemal son bir darbe vurmak istiyordu. İngilizlerin ellerini kollarını sallayarak çekilmesine razı göstermek istemiyordu. Enver Paşa bu teklifi topçu ateşiyle zayiat veririz diyerek reddetti. Daha sonraki vakitlerde Mustafa Kemal'in komuta ettiği askerin başına Alman bir albay getirilmişti. Bu açıkça gözdağıydı. Mustafa Kemal hastalığını öne sürüp Anafartlar zaferi göğsünde orduyu vekaleten fevzi çakmağa verdi. İstanbul'a gittiğinde İngilizler kayıpsız şekilde çekilme işlemlerini bitirmişti. General Munro savaş raporunda çok başarılı bir çekilme yaptık demişti. Mustafa Kemal'in taarruz öncesi askerlerin önüne geçip şaklattığı kırbaç düşmanı kalbinden vurmuştu. Tıpkı yıllar sonra Samsun'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve İzmir'de halkının önüne geçip düşmanı kalbinden vuracağı gibi.